Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de ürün çekim masası almayı düşünüyorum. Güzel. Bu benim nasıl işime yarar? Ürün çekimlerinde biz genelde ne yapıyoruz? Bu sonsuzluk efekti denilen ya profesyonel fonların üzerinde ya daha böyle devşirme kumaşlarla, kartonlarla yaptığımız fonları önüne çekiyoruz. Daha sonra 45 derece açıyla iki tane ışık koyuyoruz. Bir tanesi ana ışık, bir tanesi dolgu ışığı gibi. Ki birçok çekimden bazı arkadaşlarımdan dikkat de etmiyorlar ama iki ışığı da eşit güçlerde ürünü homojen bir şekilde aydınlatıyoruz. Ama burada bizim aslında yapmak istediğimiz şey ürünlere göre, bazı ürünlere göre sadece yandan çektiğimiz ışıklar bizim ürünümüzü çok böyle etkili, çok böyle göz alıcı göstermeyecektir. Bu yüzden bazı ürünleri çekerken ürünü alttan aydınlatma ya da arkadan aydınlatmak zorunda kalabiliyoruz. Ürünü biraz daha albenili gösterebilmek için. Çünkü bu tür çekimler genelde e-ticaretler için albenisi yüksek olan fotoğraflar olması lazım. Sadece iki taraftan çektiğimiz, iki taraftan ışık vererek çektiğimiz fotoğraflarda bu çok fazla olmuyor. Bazı dokular çok fazla belli olmuyor. Hatları çok fazla belli olmayabiliyor. Çok daha soft bir görüntü bize sunuyor. Bu yüzden ürün çekim masası kullanıyoruz. Bunun üzerindeki bu flexi sayesinde de biz ürünü alttan ya da arkadan aydınlatıp buna istediğimiz etkiyi çok rahat bir şekilde veriyoruz. Daha böyle devşirme masadan yaptığımız, duvarda herhangi bir yerden sallandırarak bir kartonu ya da bir fonu yaptığımız çekimlerde alttan aydınlatma ya da arkadan aydınlatma çok fazla sağlayamayacağızdır. O yüzden biz ürün çekim masalarını çok sıklıkla kullanıyoruz. Bunda bir deve boyunu vasıtasıyla, biz genelde deve boyunlarını hep böyle yukarıya doğru üstten çekimlerde falan kullanıyoruz ama alttan çekimlerde de birçok ışık ayağı çok fazla aşağı kadar inmediği için deve boynunu aşağıya doğru eğerek alttan da çok rahat alttan aydınlatmalı şekillerde de yine deve boynunu kullanıyoruz. Deve boynunu bu şekilde eğip ürün çekim masasının altına bir ışık koyduğumuzda bu sayede çok rahat bir şekilde ürünü alttan aydınlatabiliriz. Dediğim gibi bunun üzerindeki bu flexi ışık geçirgen bir malzeme. Bu sayede de ürünümüzü çok rahat bir şekilde alttan da aydınlatabiliriz. Yine bir cüce ışık ayağı dediğimiz kısa ışık ayaklarıyla ya da yine bir deve boynuyla ürün çekim masasının arkasında bir ışık koyup yine ürünümüzü arkadan çok rahat bir şekilde ters ışık dediğimiz ışık yönüyle de çok rahat bir şekilde aydınlatabiliriz. Bu da birçok çekimde İşte herhangi bir ürünü karşılıklı iki taraftan ışık vermektense arkadan gelen bir kontür ışığı ve 45 dereceden gelen bir ana ışık kaynağıyla çok rahat daha böyle ürünü albenili göz alıcı gösterebiliriz. O yüzden ürün çekim masalarını tabii ki tavsiye ediyorum. Peki ürün çekim masası aldığım zaman dekupe yapmama gerek var mı? Bu aslında çok yanlış bir bilgi. Yani birçok kişi ben ürün çekim masası aldığım zaman dekupe yapmayacağım diye düşünüyor ama bu çok böyle değil. Çünkü ürün çekim masalarının çevresindeki çerçeveler ve flexiyi tutan mandallar alttan ya da arkadan gelen herhangi bir ışıkta çok fazla gölge yapacaklardır. Bu da bizim istediğimizden aslında daha fazla bir dekupeye ihtiyaç duyuracaktır. Eğer doğru aydınlatılmazsa ama çektiğimiz ürün yine nispeten çekim masasının ortasında kalacak daha küçük bir obje ise eğer, o zaman tabii dekupeye çok fazla gerek kalmayacaktır. Alttan, arkadan ve karşıdan yaptığımız aydınlatmalarla dekupe işlerine çok gerek kalmadan fonu bembeyaz bir şekilde çekebiliriz. Ama dediğim gibi bu üründe değişiklik gösterir. Daha büyük objelerde ürünün arka tarafından gelen ışık, alttan gelen ışık ve tam o eğim olan kısımdaki ışığı birebir eğer dengeleyemezsek muhakkak çektiğimiz fotoğraflarda da bir dekupeye ihtiyacımız olacaktır. Dediğim gibi biz ürün çekim masasını dekupeden zaman kazanmak için değil, ürünümüzü alttan ya da arkadan da çok rahat aydınlatabilmek için kullanıyoruz daha çok. Ne tarz ürünler çekebilirim bununla? Bununla birçok objeler çekebiliriz. Biblo tarzı, obje tarzı. Ufak ürünleri çok rahat bir şekilde ve çok ağır olmayan ürünleri çok rahat bir şekilde çekebiliriz. Çünkü ürün çekim masaları bir çerçeve ve çerçevenin üzerinde bir flexi. Alttan arkadan aydınlatma yaptığımızda herhangi bir gölge oluşmasın diye ortada herhangi bir destek bulunmuyor. Bu yüzden de çok ağır objeleri bunun üzerinde çekmemiz çok mümkün olmayacaktır. Çok ağır objeleri koyduğumuzda ürün çekim masası ya aşağı doğru eğilecektir ya da aşağıya doğru çökecektir. Peki bunların boyutları standart mı yoksa farklı boylarda bulabilir miyim? Çekilecek ürüne göre bunlar farklılık gösterebiliyor. Godox'ta da 60'a 130 ve 100'e 200 boyutunda iki çeşit ürün çekim masası var. Çekeceğin objeler biraz daha küçük objelerse daha küçük boyu ama daha büyük objelerse daha büyük boyu tercih edebilirsin. O zaman bana yardımcı olduğun için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.